Dünya gezin Erkanlar, herkese selamlar. Bugün Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan UNESCO Küresel Jeoparkı'ndayız. Karavanla konaklayacağız burada biz. Karavan parkı değil burası aslında. Burası bir tanıtım ofisi aslında bu jeoparkın. Ama ücretsiz olarak karavanların konaklamasına izin veriyorlar. Ben size şöyle etrafı bir göstereyim, nereden geldiğinizi ve nereye koyabileceğinizi. Şimdi bu görmüş olduğunuz yol bir köy yolu. Ana yoldan köy yoluna girdikten sonra 2-2,5 kilometre kadar içeri giriyorsunuz. Yolun belli kısmı çok iyi, belli kısmında çukurlar falan olan toprak stabilize yollar var. Hemen girişte sağ tarafta bir otopark mevcut. Bu otoparka koyabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de hemen sol taraftan şu alana girip tanıtım ofisinin arka tarafındaki kalan yerlerde konaklayabiliyorsunuz. Yanlarında elektrik su yok. Elektrik ve suyu tuvaletlerden alabiliyorsunuz. Elektriği böyle tanıtım ofislerinden ya da tuvaletin içindeki prizlerden alabiliyorsunuz. Ama kablonuzun biraz uzun olması gerekiyor. Benim 50 metre bir kablom vardı. 50 metre bir kabloyla rahatça şekilde alabildim. Ben size şimdi hemen şey göstereyim. Tuvaletleri falan göstereyim. Şurası güvenlik kulübesi. Orada 7/24 güvenlikler var. Her türlü her şekilde de yardımcı oluyorlar. Çok sağ olsunlar, güler yüzlüler hepsi de. Ben şimdi şöyle tuvaletleri size göstereyim. Ve benim elektrik aldığım yeri de göstereyim ben size. Şimdi burası bir erkekler tuvaleti. Bu erkekler tuvaletinin içinde biraz karanlık ama şöyle bir priz var. Bu prizden elektriğinizi alabiliyorsunuz. Tuvaletler gerçekten çok temiz. Her gün temizliyorlar. Şöyle lavaboları da göstereyim ben bir. Böyle bir tuvalet mevcut burada. Yaklaşık 5 tane tuvaletimiz var burada. Suyunuzu da buradan dolduruyorsunuz. Ben 5'lik pet şişelerle doldurdum. Benim depom küçük olduğu için. Yeterli oluyor. Her gün iki sefer dolum yaparak bu işi çözebiliyoruz burada. Lambayı kapatalım. Hemen yanında da kadınlar tuvaleti var. Orası da şöyle aynısı zaten. Burası da tertemiz. Biraz inşaat halinde buralar. Daha yeni yeni yapılıyor. Şöyle göstereyim ben. Hemen ilk girişteki otoparkın orayı göstereyim ben size. Sonra diğer tarafı da göstereceğim. Şimdi burası bir otopark aslında. Buraya karavanlarınızı rahatça şekilde koyabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yapmıyorlar. Bu giriş kısmı biraz daha yakın tuvaletlere. Elektrik kablonuz kısaysa buraya koyabilirsiniz. Sonrasında karşı taraftan yerler var, tanıtım ofisleri var. Yakında burada bir müze açılacağını falan söylüyorlar. Şimdi yolun karşısına geçelim. Bu arka taraftaki yeri göstereyim ben size. Bu arka taraftaki köylere buradan geçiş yapıyor genelde insanlar. O yüzden gün içerisinde biraz araba sesini duyuyorsunuz. Şimdi bir de biraz buralarda şey olduğu için, inşaat halinde olduğu için ekskavatörler falan da çalışıyor. Şöyle bu giriş tarafındaki sol tarafta bu şekilde buraya da karavanlarınızı koyabilirsiniz ve buradan da istediğiniz şekilde elektriği suyu alabiliyorsunuz. Buraya koyarsanız tanıtım ofislerinden çok yakın şekilde alabileceğini söylediler. Benim kablom uzun olduğu için biraz dış tarafa doğru koydum. Şimdi ben de hemen kendi yerimi göstereyim size. Bu karşı taraf artık jeoparkın başladığı yer. Biz karavanımızı şu karşıya koyduk. Bu karşıda ışığın tam altında. Üst tarafında yazın geldiği zaman bunlar size bir gölgelik olabilir. Biz karavanımızı böyle koyduk. Hiçbir şekilde sıkıntı olmadı. Kablomuzu buradan tuvaletten çektik. Çektikten sonra da hiçbir sıkıntı olmadan elektriği falan kullanabildik. Sularımızı ben şöyle göstereyim. Şöyle küçük 5'lik petlerden 7-8 tane aldım yanıma. Bunları doldurup karavanın içine boşaltıyorum. Suyumu bu şekilde dolduruyorum. Zaten 2 gün kalacağımız için çok fazla sorun olmuyor. Buradan hemen şuradan jeoparkın başlangıcı var. Buradan çıkıp jeoparkın içindeki yerlere gidebiliyorsunuz. Yollar stabilize yol tabii. Hani öyle normal asfalt bir yol beklemeyin lütfen. Aracınızla belli bir yere kadar gidip belli bir yerden sonra 2-3 kilometre falan yürüyüş parkurları var. Oradan geçebiliyorsunuz. Şu an bu şekilde buradaki görevlerden rica edip biz buranın mutfağında kullandık. Kullandırıyorlardı yani hiçbir sıkıntı yapmıyorlar. Hepsi çok iyi insanlar. Durumlar bu şekilde.
Hortum alırsanız uzun bir hortum belki tuvalete falan bağlayabilirsiniz. Ben son olarak bir tane daha tekrar böyle etrafı size göstereyim. Aklınızda bir fikir oluşur. Şöyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan fazla soru olursa bize her zaman yazabilirsiniz YouTube'dan, Instagram'dan. Seve seve cevaplarız size. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz de beğenip paylaşma yaparsanız, bize destek olsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Selamlar.